Evet, bugünkü konumuz arkadaşlar paket erişimleri konusu. Java'da paketlere nasıl erişilir? Paketlerdeki metotlara, paketlerdeki klas yapılara nasıl erişilir? Onunla ilgili konu. Paket dediğimiz konu şu. Java'da normalde NetBeans'te programı çalıştırdığınız zaman ya da NetBeans'te bir program açacağınız zaman üst tarafta bir package diye bir yer açılır. Bu paket dediğimiz kısım sizin çalıştığınız büyük ortamdır. Yani tabiri caizse bir sini tepsi düşün ya da masa düşünün. Bu masa sizin paketinizdir. Onun üzerine koyacağınız tabaklar vardır. Bu tabaklar klaslarınızdır. Tabakların içinde de yemekleriniz vardır. Bu yemekler de sizin metotlarınızdır. Genel yapı bu. İşte bu paket meselesinde bu paketlere nasıl erişilir? Mesela bir paketteki bir metoda, prosedüre nasıl erişilir? Bu metotlara ve klaslara nasıl erişilir? Ve bunun avantajları nelerdir? Bundan bahsedeceğiz. Daha sonra da işte bu eğer vaktimiz kalırsa bu klas yapılarından, klasların yeniden kullanılmasından bahsedeceğiz. Şimdi bir tane güzel bir slaytımız var. Slaytı paylaşayım sizinle. Evet, şu. Evet, Java'da paket erişimleri konusu. Erişim konusu iki taraflıdır. Java'daki paketlerden kasıt. Kütüphaneyi kullanan kişiler, bir de kütüphaneyi yazan kişiler diye iki gruba ayırabiliriz bunları. Onlar da şunlardır. Paketler kütüphaneyi oluşturan elemanlardır. Bu paketlerle ilgili bizim bir tane buradan uygulamamız var. Uygulamayı çalıştıran bir taraftan uygulama tabanlı görün. Evet, aynı yeri açtık herhalde sanırım. Dur, onu açayım tekrar. Şurayı açacağım, şurayı açacağım size. Uygulama tarafında da bir taraftan görmenizi istiyorum. Yani kod tarafını da bir taraftan görmenizi istiyorum. O yüzden onunla uğraşıyorum şu an. Yok, şu an sadece PDF'leri açabiliyoruz. Tamam. Bundan buradan devam edelim yine. Şimdi paket dediğim mesele şu. Biz mesela normalde bir program yazacağımız zaman bu program işte genelde şey yapar. C dizinindeki dokümanlardaki ya da belgelerim kısmındaki işte NetBeans Project diye bir yer açar. NetBeans Project'te de siz mesela o paketin adını ne vermişseniz NetBeans'te hatırlayın mesela Java Application 1, Java Application 2, 3, 4, 5 diye giderdi. Biz bazen de bunu kendi adımızla verirdik. Mesela işte Ali Veli Osman gibi. İşte bunun yerleşmiş olduğu yerler işte bizim bulmuş olduğumuz bölüm 4'teki işte dizindeki şurada. Şunlar bizim Java'yı oluştururken, NetBeans oluştururken ki bizim dosyalarımız. Tamam. Peki bu dosyalar mesela şöyle biraz daha detaylı bir şekilde bakacak olursak bunlar nerede şu an? İşte kodlar dizinindeki bölüm 4'teki, TRD'deki, EDI'deki, KU'daki, UTIL'deki bizim burada klasımız var. Ha. Biz bu klas dosyalarının ki klas olan dosyalar Java'nın doğrudan çalışabilen dosyalarıdır. Java ile birlikte tabii ki ikisi birlikte çalışır. Bu dosyaları biz doğrudan nasıl erişebiliriz? Mesela bakın şurada bir UTIL diye bir tane dizim var şurada. Bir sonraki nesne mesela MET diye bir tane dizim var. MET dizinde 4 işlem nokta klas dosyası bir de buna bağlı olarak 4 işlem nokta Java dosyası var. Bunlar bizim NetBeans ortamında programı oluştururken yani o projekti oluştururken karşımıza çıkan bizim oluşturduğumuz ya da o ismini 4 işlem olarak verdiğimiz dosyalar. Tamam neredeymiş bu? Mesela C'deki, KOB'lardaki, bölüm 4'teki, TR'deki, EDÜ, KOB.MET dedik. Ha, peki. Şimdi bizim amacımız buradaki MET'teki yani şu MET'te bulunan 4 işlem nokta class ve 4 işlem nokta Java'yı kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. Kullanılabilir hale getirmekten kastı da şu. Bak burada bir ikinci satırda import diye bizim bir tane bildiğimiz bir ifade var. Import ifadesi. Import normalde şunu yapıyordu hatırlarsanız. Scanner diye nesnemiz vardı. Scanner nesnesini biz programa dahil etmek istiyoruz. Scanner nesnesinin elemanları programa dahil etmek istiyoruz. Bunu dahil etmek ne demek? Bunu dahil etmek demek onunla ilgili bilgileri biz programın içine dahil katmak demek. Programın içine katmak için de ne yapıyorduk? İşte import, işte Java'daki, util'deki, scanner falan diyordu. Ha. Peki kod tarafında ne yapacağız? Mesela biz var olan bir kodu, yani mesela şurada 4 işlem nokta class dosyası var, bir de 4 işlem nokta java dosyası var. Biz bunları kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. Yani 4 işlem nokta class'taki var olan metotları biz program çalışırken herhangi bir yerden doğrudan çağırmak istiyoruz. Yani biz bu 4 işlem nokta class içinde yazılmış olan metotları tekrar yazmak istemiyoruz. Zaten var. Şöyle düşünün. Mesela matrisle ilgili bir tane siz bir dizin yaptınız. İşte burada matris toplamı var, çarpım var, çıkarımı var. İşte transpozisi var, inversi var.
Bununla ilgili bütün hepsini aldınız, yazdınız oraya. İşte matris çarpım, matris toplam, matris fark atıyorum. Peki bunları biz başka yerden kullanmak istiyoruz. Yani diyelim bir başka program içinde artık bu matris toplamı ile ilgili, matris çarpımı ile ilgili kodları yazmadan doğrudan kullanmak istiyoruz. İşte onun için de import etmemiz gerekiyor. Import ederken de ne yapıyoruz? Bakın dikkat ederseniz. Import TR'deki, EDÜ'deki, KO'daki maddeyi yazarsanız import oluyor. Hmm. Soru şu, peki bu TR nerede derseniz değil mi? TR diye bir tane dizim var. Bu EDÜ'de, KO'da, MAT'ta. Ancak bunu program çalışırken, bakın dikkat ederseniz TR nerede? Kodlardaki bölüm 4'te. Hmm. Peki gerçekten TR'nin, şuradaki şu TR'nin bölüm, kodlardaki bölüm 4'te olduğunu da bu sefer bilgisayara anlatmamız lazım. Bakın bir derleyici tarafında işlemi yapıyoruz, bir bilgisayar tarafında işlemi yapıyoruz. Bilgisayar tarafında işlemi yaptığımız derin resimsel class path tanımı var. Bunu da işte ortam değişkenleri dedi, ortam değişken environment variable diye bilgisayarın özellikle kısmına gelirsen göreceksin burada class path'leri. Bu class path'lerin yaptığı işlem şu, C'deki kodlardaki bölüm 4'teki var olan her şeye, bakın şu kısmın anlamı şudur. C'de kodlarda bölüm 4'te var olan her şeye bilgisayar ilk açıldığından itibaren ulaşılabilsin anlamındadır. Peki niye bölüm kodlardaki bölüm 4'ü yazdık? O da şu açıdan, bakın şuraya. Şurada kodlar, burada bakın bölüm 4 var. Kodlar bölüm 4 içinde bakın şöyle bir dizim var. TR'deki, EDÜ'deki KO, TR'deki, EDÜ'deki KO'daki MAT gibi. Ha. Peki bu nasıl yazdık burada? Bakın dikkat ederseniz. TR'deki, EDÜ'deki KO, MAT'ı, yani bu class path'i tanımlamış olduğumuz path'i class path'i tanımlıyoruz. Artık biz bölüm 4'teki, bakın. Yani şu bölüm 4'ün şu alt kısmında şurada artık ne kadar dosya dizim varsa biz buna doğrudan ulaşabiliyoruz. Doğrudan ulaşırken de hangisine ulaşacağımızı da bu sefer importla veriyoruz. İşte bakın bu bizim paket dediğimiz paket ayarlamaları budur. Bakın normalde path'i şudur. C'deki kodlardaki bölüm 4'teki tr edu komattır. Fakat biz şu bölüm 4 kısmını şurayı class path olarak tanımlamışız. Class path ne demek? Bilgisayar ilk açıldığında, bilgisayar ilk konfigüre edildiğinde, bilgisayarın ilk tuşuna basıldığında o dizimleri doğrudan gör anlamındadır. Ki bunu çoğu zaman da mesela bir oyun yüklediğiniz zaman, Windows işletim sistemi yüklediğiniz zaman ya da Office yüklediğiniz zaman der ki mesela işte bunu hangi kullanıcılar kullanacak, bunun path'i ne olacak der mesela. Bunun path'ini doğrudan genelde next next deriz. İşte bu path'i tanımladığınız zaman artık bu path'in içindeki programlar bilgisayarın bir başka yerinden, hard disk'in bir başka yüzeyinden kullanılabilir anlamındadır. Class path'leri biz bu şekilde tanımlıyoruz özetle. Bakın kullanım şekli nasıl? Aynen burada bahsettiğim. Bakın class path'e eklenen kısım bölüm ve kodlar. Class path'in altında şu kırmızı çizgiyle gösterilen kısımları artık derleyicide, bilgisayar ilk çalıştığında doğrudan erişebilirsiniz. Ve nasıl erişeceğiz? Bu sefer de Java'da mesela importla erişeceğiz. Bakın burada bir aynen bahsetmiş. Bence kodlar bölüm 4. Aradaki işaret de bakın nokta virgüldür. Bunu unutmayın. Nokta virgülle bu işaretlenir. Evet. Nokta virgülden sonra bakın nokta işaretidir. Bu nokta işareti bölüm 4'teki bütün her şeye ulaşanım anlamındadır. Noktanın anlamı burada her şey anlamındadır bakın. Şu programları birazdan çalıştıracağım. Bunların şu kısmı biraz hızlı geçiyor. Bakın mesela Java hesaplama diye doğrudan komut satırına bir programı çalıştırmak istiyoruz. Java hesaplama diye bakın. Oysa Java hesaplama nerede? TR'deki, EDÜ'deki, KO'daki, MAT'taki, MAT'ta bakın şurada bakayım var mı? Ta şuranın içinde evet bakın ta metin içinde hesaplama diye bir tane bizim kodumuz var. Bu kodu bir Java kodunu çalıştırmak istiyoruz. Bu nasıl çalışıyor? Java tr derseniz yeter. Fakat normalde bakın burada tr'nin önce bunun pet'inin de yazılması lazım. Pet'i de neresi? Pet'i şurası aslında. Kodlar ve bölüm 4. Bakın pet kısmı şurası. Kodlar ve bölüm 4. Oysa kodlar ve bölüm 4 de class pet'i tanımladığı için bunu doğrudan şurada gördüğünüz gibi bakın. Doğrudan gördüğünüz gibi çalıştırma şansı var. İşte paket erişim dediğim mesele bu. Sizin hard disk yüzeyinde çalışan programlarınız var. Siz bu çalışan programların klaslarını, metotlarını, ki genelde doğrudan metotlardır, metotlara bir başka yerden erişmek istiyorsunuz. Hard disk yüzeyinde bir başka programdan erişmek istiyorsunuz. İşte bunu sağlayan mesele bu paket erişimleri konusudur. Paket erişimlerini yaparken yapacağımız işlem ne peki? Genelde biz bunu jar dediğimiz bir tane Java'nın Java TM Archive File dediğimiz jar olarak bunu sıkıştırırız. Java doğrudan jar dosyalarının içini açar. Bundaki içini açıp buradaki bilgiye de doğrudan erişimi sağlar. Genelde jar haline getirmek her zaman için daha güzel. Daha güzeldir. Jar normalde bir sıkıştırma programıdır. Fakat bu şeydir. Bu kayıpsız sıkıştırmadır. Yani bu Java'da yapmış olduğunuz kodlarımız sıkıştırır. Fakat kayıpsız sıkıştırır. Dolayısıyla siz oradaki kodlara doğrudan erişebiliyorsunuzdur. Jarların özelliği bir de taşınabilir olması. Mesela biz herhangi bir jar dosyası sizi getirip kendi programınızın içine doğrudan dahil edebilirsiniz. Jarların en güzel avantajı budur. Evet.
JAR dosyaları nasıl oluşturuyor peki? JAR dosyaları işte JAR, eksi CF, JAR dosya ismi derseniz bunları deneyerek kendi kod tarafında yapabilirsiniz. Yani kendi var olan programınızı bir JAR haline getirip ondan sonra taşınabilir, modül haline getirip bir başka yerden, bir başka bilgisayardan, bir başka koddan çalıştırma, bir başka application'dan ya da ne denir, bir başka paketten çalıştırma şansınıza sahipsiniz. Bakın JAR, eksi CF, co.jar derseniz co.jar şeklinde sizin o bulunmuş olduğunuz TR dizinindeki bütün kodları, bütün Java ve Cluster dosyaları jarlama şansına sahipsiniz bakın. Bakın ne demiştik? Jar eksi cfco.jar derseniz işte şu koddan itibaren bunun alt tarafındaki bütün her şeyi co.jar haline getirip burada kullanma şansınız var. Bakın şu kısmı. Ya önce sıkıştırıyoruz, sonra path'ini belirtiyoruz. Peki classpath'te ne yazacağız? Bakın classpath'te de bakın normalde kodlar.bölüm4 yazıyorduk. Bakalım şuraya bölüm4. Oysa burada ne yapacağız? Yukarıdaki ifade yerine artık şu ifadeyi kullanacağız. Classpath c'deki müzik nokta mesela co.jar. Co.jar ne demiş? Müzik dizinin içinde demiş. Müzik dizinin içinde co.jar. Yani kendimize diyelim Java'da bilinen sürekli tekrar tekrar kodları yazmak yerine İşte dedim mesela matematik çarpma işlemi, denklem çözme işlemi, istatistikler işlemler, görsel işlemler, oyun işlemleri neyse artık. Böyle sürekli yazmanız yani mükerrer bir şekilde, tekrarlı bir şekilde kod yazmak yerine bu kodları çalışabilir kodlarımızı alıyoruz, jar haline getirip bir tane kendisi yedek atıyorum mesela şuradaki C'deki yedek olabilir mesela yedeklerim nokta. Oradan istediğiniz şekilde her jar dosyalarını alıp çalıştırma şansımız var. Evet, şimdi erişim belirleyiciler neler peki? Erişim belirleyicileri de şunlar, bunlar paketlerdi. Bir önceki bahsettiğim paket erişimlerdi. Şimdi Java'nın 4 tane erişim belirleyicisi var. Public, Friendly, Protected ve Private olmak üzere 4 tane erişim belirleyicisi var. Erişim belirleyici de şunu yapar, Public'i biliyorsunuz. Public normalde mesela bizim ana klasımız Public ile başlar. Mesela main metodu Public Static Void main ile başlar. Protected ve Private Friendly'den bahsedeceğim. Public'i biliyoruz. Şimdi private ne iş yapar? Onlar private nedir? Ya da bu erişim belirleyicileri ne sağlar? Şudur bunlar. Erişim belirleyicileri tüm global alanlar ve yordamlar için kullanılabilir. Global değişkenler için biz erişim belirleyicileri rahatlıkla kullanabiliriz. Global alanlar dediğimiz class içindeki tanımlamalardır. Metot içindeki tanımlamalara biz lokal değişkenler deriz. Class içindeki tanımlamalara da global tanımlamalar deriz. Mesela bir değişkeni global tanımlamak demek, class içinde tanımlamak demektir. Tanımlandığı satırdan itibaren erişim belirleyicisine göre programın sonuna kadar yani o klasın sonuna kadar kullanılabilecek yapılardır. Evet. Aynı paket içinde tanımlamalar neler? Şunlar. Friendly olan paketler aynı paket içinde erişebilmeyi sağlar. Sınıflar, global alanlar ve yordamlar için friendly kullanılır. Friendly erişim belirleyicisine sahip olabilir. Sınıflar, global alanlar yani klaslar da friendly olabilir ve yordamlar, metotlar da friendly olarak tanımlanabilir. Yani bir klasın başına siz friendly yazabilirsiniz. Evet, bir global alanlarda da friendly kullanabilirsiniz. Metotlarda da friendly kullanabilirsiniz. Bunlar aynı paket içinde erişimi sağlar. Evet. Mesela şurada asistan sınıfı farklı paket içinde olduğu için friendly erişim belirlisine sahiptir. Friendly olanlar sadece kendi içinde kullanılabilir. Bu temel özelliğidir. Evet. Mesela bakın class alt komşu public static void main bir örnek olarak basit bir şekilde üst komşu UK eşittir niye üst komşu? Bakın üst komşu ne? Class üst komşu, bütün bunda merhaba diye bir tane kodu var. Bakın burada ne yaptık biz? Bu alt komşu, üst komşu. Üst komşu türünde bakın şurada bir tane yeni bir nesne türettik. Nereden? Üst komşudan türetildi. Bunu da ne yaptık? Getir merhaba diye bir tane şeyini ne derler? Merhaba metodunu çalıştırdı. Bu default'tur. Default olduğu zaman default olan paketler ağırlıklı olarak public erişim belirleyicisine evet arkadaşlar devam edecek olursak pardon paylaşımı tekrar açayım. Paylaşım. Bakın burada da üst komşu void merhaba üst komşu şeklinde de bir üst komşudan da merhaba metodunu doğrudan çalıştırma şansına sahibiz. Evet. Public olanlar public'i bilmiştik. Her yerden erişilmeyi sağlar. Sınıflar, global alanlar, yordamlar için kullanılabilir public olanlar. Public'in özelliği kamuya açık demek. Yani herkes bunu rahatlıkla kullanabilir. Herkes derken yani bu pakettekiler, bizim Java paketteki klaslar, o paketin içindeki metotlar, bir başka o paketten türemiş olan, pardon o klastan türemiş olan yapılar hepsi public olan yapılara erişebilir. Public'lerde herhangi bir kontrol söz konusu değil. Private nedir?
Private'i sadece global değişkenler ve metotlar için kullanıyoruz private'i. Private'i sadece global değişkenler ve metotlar için kullanıyoruz. Dışarıdan erişim söz konusu değildir private olan yapılarda. Yani private'in özelliği o class içindeki metotlara, o class içindeki değişkenlere sadece o class içindekiler erişebilir. Yani bu biraz korur aslında. Private'i class'larda kullanamayız. Mesela private class yazamazsınız. Public class yazabilirsiniz. Friendly class yazabilirsiniz ama private class yazamazsınız. Private'in özelliği sadece global değişkenler ve metotlar için kullanılmazdır. Sınıflar private olamazlar. Bu bizim temel özelliğimizdir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet, buna ilgili örneklerden bahsedeyim. Örnekleri birazdan vereceğim. Bakın şuraya bizim private olan bir değişkenimiz varsa, bakın şurada bizim mesela bir tane class'ımız var. Private olan değişkenimiz, private olan class'ımız, public olan class'ımız, private olan değişkenimiz, private olan metodumuz var. İşte bu private olan bu değişkene, örneğin burada sipariş sayısı, kahve metodu, bir de kahve hazırlama metodu var. Bu metotlara hiçbir şekilde hiç kimse dışarıdan erişemez. Kahveden türemiş olan, bakın kahve, karşılığında kahvelik, bakın burada bir türetme söz konusu dikkat ederseniz. Kahveden türemiş olan kahvede buradaki private olan değişkenlere erişemez. Ayrıca bir başka dizinde bulunan, örneğin siz jar haline getirdiniz ya da işte ne derler, paket haline getirdiniz, bir başka yere attınız, oradan erişimi açtınız, klasmetlerle de yapmanıza rağmen yine de buradaki metotlara ve değişkenlere hiç kimse dışarıdan erişemez. Peki kim erişir? Private olan değişkenlere sadece o class içindeki metotlardan erişilebilir. Private dolayısıyla biraz sizi korur. Yani uygulama alanı nedir? Uygulama şudur. Mesela siz bir görsel bir program yapıyorsunuz. Diğer bu görsel programda işte ekranın boyutunu falan ayarlayacaksınız. Ekran boyutunu sabit vermek istiyorsunuz. Ekran boyutunu sabit vereceğiniz zaman işte bununla ilgili private özel ayarları private'de yaparsınız. Evet. Bakın bir paket olarak da türetilse bile kesinlikle ve kesinlikle erişemezsiniz. Private olan yapılara sadece kendi içinde erişim söz konusu, dışarıdan erişim söz konusu değildir. Protected ne? Protected erişim belirli sayısı global alanlar ve yordamlar. Peki sınıflar protected olamaz. Bir de sınıflar private olamaz. Private ve protected sınıflarda kullanamazsınız. Bunlar sadece global alanlar ve yordamlar dediğimiz metotlarda kullanılacak. Buradaki erişim nesil erişim ancak bu sınıftan türeyen sınıflar ve aynı paket içindeki sınıflar tarafından erişilebilir. Bu güzel. Peki protector onlar korumalı demek. Zaten protect koruma demek. Bunun sadece bu sınıftan türeyen sınıflar erişecek ve aynı paket içerisindeki sınıflar tarafından erişilebilir. Aynı paket içindeki sınıflar tarafından bakın. Protect'in amacı tekrar söyleyeyim. Bu sınıftan türeyen sınıflar ve aynı paket içindeki sınıflar tarafından buna erişilebilir. Paket erişiminde paket olarak yapmak istediğiniz zaman protect olan değişkenlere, protect olan metotlara erişemezsiniz. Nasıl erişirsiniz? Sadece erişim bu sınıftan türeyen sınıflar ve aynı paket içindeki sınıflar tarafından erişilebilir. Bu önemlidir. Public arasındaki fark ne? Public'te herkes erişebilir. Sınıf da erişebilir, paket de erişebilir, class da erişebilir. Ama protect olanlara sadece bu sınıftan türeyen sınıflar ve bu paket içindeki sınıflar tarafından erişilebilir. Evet. Sınıflar protected ve private kesinlikle olamaz. Sınıflar yani class'ın başında ya public yazar ya friendly yazar. Bu da aklınızda olsun. Evet. Bugün geleceğimiz ikinci bu konu basit bir şekilde kalıtım konusu. Kalıtım konusundan biraz kabaca bahsedeyim. Sonra örneklere geçeyim. Zaten kalıtım konusu ve inheritance dediğimiz bu kalıtım konusu, kompozisyon konusu bizim temel dönemki temel konularımız. Şimdi class kedi extent hayvan dediğimiz zaman biz class'tan kedi hayvandır değil mi? Hayvan sınıfından türetilmiştir. Peki türetmeyi sağlamak için de biz extent ifadesini kullanıyoruz. Extent. Extent derseniz siz bir sınıftan kalıtım olmuş oluyorsunuz. Kedi hayvandır doğru. Mesela class torun, extent baba derseniz babadan kalıtım almıştır. Miras almıştır ya da class oğul, extent dede derseniz dededen kalıtım almıştır kısaca. Evet. Bu erişim belirleyiciyle ilgili bahsedeceğim bu kadar. Sizlerin sorusu varsa bu slaydı bitirip bir başka slayda geçeceğim. Sorunuz var mı arkadaşlar bu konuyla ilgili? Enes'in sorusu yokmuş. Evet. Yani paket erişimlerini yaptığı mesele şu paket şimdi yani siz hazır yazmış olduğunuz kodlar var, bu kodları siz daha sonradan kullanmak istiyorsunuz. Kalıtımla ilgili arkadaşlar Mehmet Efe kalıtımı detaylandıracağız. Kalıtımı sadece bir giriş yaptık tamam mı?
Paketlerden çok kısaca bahsedeyim. Paket demek şudur. Kesinlikle ve kesinlikle sizin var olan kodlarınız var. Yani yazdığınız kodlar var. Siz bu kodları alıp bir başka yere atıyorsunuz. Mesela bir yedek diye bir yer açıyorsunuz. Yedekten gerektiği zaman gidip kullanıyorsunuz. Niye? Ben bunu tekrar tekrar yazmak istemiyorum. Matris toplama işlemini yapacaksam ben matris toplama kodunu sürekli döngüler şeklinde yapmak istemiyorum. Ya da bizim mesela birinci dönemde yapmış olduğumuz bir sürü örnek vardı. Bu örnekleri alıp ben tekrar tekrar bunları yazmak istemiyorum. Ben zaten bir dönem bunları yazdım. O zaman kendime yedek diye bir tane dizin açarım. Bunların hepsini oraya yerleştiririm. Adına da mesela bir yedek nokta jar yaparım. Tamam, bitti. Daha sonra yedeğin petini alırım. Class pet'e yerleştiririm. Daha sonra istediğim yerden çağırırım. Yedek nokta jar dediğim zaman oradaki metotları hazır kullanabilir hale getirmiş olurum. Bu bize bu kolaylığı sağlar. Evet, Kasım'ın sorusu güzel. Paket erişimleriyle ilgili ortaya arkadaşlar yazmış olduğunuz bu kodları tabii ki amaç o zaten. Bir projede yazmış olduğunuz kodları alıyorsunuz. Yedek kendinize ait. Yedek saklıyorsunuz. Hatta bunları gerekirse bir şekilde de koruyabilirsiniz de. Bunu koruduktan sonra da alışı yaparsınız. Bir başka projede rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Paket erişimleri o avantajı sağlar bize. Gerçekten güzel ve güçlüdür bu arada. Evet arkadaşlar, ben şimdi bir de bunun kod tarafındaki uygulamaları açmak istiyorum. Uygulamalara da bakalım. En azından bu konu böyle tamamen bitsin. Evet, bunu paylaşımı durdurduk. Şimdi ekrana paylaşacağım tekrar. Bunu kapatayım bir. Evet arkadaşlar, bu şu an gözüküyor sanırım. Evet. Şimdi paket kullanımından bahsetmiştik, demiştik bunun bir de kodları var. Bu kodlarla ilgili arkadaşlar bu PowerPoint sunusunda sizin ne diyorlar, izah sistemini atacağım. Bu kodlar arkadaşlar Java yazılım tasarımı kitabı, Altuğ Hoca'nın bir kitabı var. O kitabın Java yazılım tasarımı, o kitabın kodları gayet güzel. Bakın. Şimdi birinci slide'da bakalım, paket kullanımı diyoruz. Ne de public class. Bakın public güzel bir ifade. Public nedir? Bizim için şey ifadesi. Ne derler? Herkesin kullanabileceği. Nedir? Java I.O. Java I.O. nereden kaynaklı? İşte bu buffer3.edit. Buffer3.edit bizim için şey nesnesi. Scanner nesnesi tabiri caizse. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Bakın public class test 1. Public void koş 1. Test 1 klası içinde bir tane koş diye bir tane metot var. Test 2 içinde bir tane koş metodu var. Bir de test 3 içinde de bir tane koş diye metodumuz var. Şimdi geldik şuraya, bakın public paket tr edu co otim dedik. Bunun anlamı ne? Bizim şuradaki bir tane petimiz, bir tane yolumuz var. Bu yolu bunun baş kısmındaki pet, class pet'te tanımlanmak üzere biz bunları doğrudan kullanmak istiyoruz. Nasıl kullanacağız peki? Yazdık public class testimiz. İşte bunun içinde bir tane test 1 diye bir tane şeyimiz var. Bakın test 1 diye bir tane metodumuz var. Bu metot nedir? Class'la aynı isimli metoda ne demiştik? Class da aynı isim metot constructor'dı. Bakın bu constructor. Evet, unutmayın bunu arkadaşlar. Constructor zaten çok önemli. Çağırıcı demiyorum da constructor diyelim. Oluşturucu diyoruz. Çağırıcı biraz daha şey oluyor. Tamam, biraz daha böyle havada kalır. Evet, oluşturucu nasıl çalışıyor? Şuydu. Bir class'tan nesne türetildiği anda, bakın şu an biz test 1'den PP'yi türetmişiz burada. PP'yi türettiğimiz anda kodun çalışmasını sağlar. Bakın. Yazım şekli nasıl? Public test 1. Public'in yan tarafında public static void bilmem ne, public static işte public friendly falan hiçbir şey yok. Doğrudan saf bir şekilde yazılır. Bu parametresiz bir constructor. Çalıştırdığınızda ekranı yazacak. TR'deki bilmem nedeki util test nesnesi oluşturuluyor bakın. Peki biraz daha karıştıralım. Şey, biraz daha basitçe ilerleyelim. Şimdi bizim class diye bir tane, 4 işlem diye bir tane class'ımız var. Bakın şurada. Public static double, public ne demek? Geriye dönen değeri double olmak üzere. Adı toplu olan iki tane parametre sonra bir tane metodumuz var. Burada da aynı şekilde çıkart, çarp. Burada bol diye bizim bakın 4 tane bizim metodumuz var. Bu 4 tane metodu biz almışız. 4 işlem diye bir tane, 4 işlem diye bir tane klasa yerleştirmişiz. Tamam. Güzel. Ne demiştik? Sürekli yapılan işte toplama, çarpma, çıkarma gibi. Tamam. Şimdi biz bunu bakın. Bu kodları tekrar tekrar yazmak istemiyoruz. Bu kodlar zaten elimizde var. Bu kodu biz paketlerle erişmek istiyoruz. Nasıl erişiyoruz? Bakın yukarıya. Import tr'deki edu'deki koddaki mat nokta yıldız. Baktık. Peki bu nerede? Bakın tr'deki edu'deki koddaki mat dizinindeki şunlar hepsi. Bakın şu kodlar hepsi. Şuradaki tr'deki edu'deki koda matta tanımlı. Yani matın içinde girdiğiniz zaman buradaki class'ları, buradaki Java dosyalarını göreceksiniz. Tamam mı?
Peki burada ne yapıyorum? Bakın şu an benim asıl program bu. Public class hesaplama ana klasımız. Static void. Bakın 4 işlem nokta topla dedik bakın. 4 işlem topla. Allah Allah. Şimdi 4 işlem nokta topla diye doğrudan herhangi bir kod yok yukarıda. Eğer bakın şurayı yazmamış olsak yani bunu import etmemiş olsak burada hata verecek. Diyecek ki 4 işlem diye bir class yok. Niye? Nasıl class oldu? Nasıl anladın? 4 işlemin toplasını kullan. 4 işlem nokta 4 işlem nokta topla. Böyle bir class yok. Oysa biz burada import haline getirerek bakın ne demiştik? Var olan bizim kodlarımız var. Geçen dönemde bir sürü kod yazdık. Bunları aldık götürüp bir tane yedekli yedeğimizi oluşturduk. Buraya yerleştirdik. Ondan sonra buradan da bunu bakın doğrudan çağırıyor. 4 işlemi toplası. Bunlar bunu topla. 4 işlemi çıkartır. Peki bu parametreleri nereden biliyor? Bunların double olduğunu. Onu da biz biliyoruz. Neden? Şuradan bakın. Toplarının iki tane parametresi var. Double çıkartın iki tane parametresi var. Double çarpın iki parametresi var. Double bölün de aynı şekilde iki tane parametresi var. Double olmak üzere. Bakın işte bak bu kod sadece şuradaki bu dizinin şu dizini map dizinindeki bütün her şeyi kullanılabilir hale getir. Yıldız her şey anlamındadır. Getir demek suretiyle biz tamamen bu main içinde artı bir daha toplama ile ilgili, çarpma ile ilgili, çıkarma ile ilgili, bölme ile ilgili kod yazmadan kullanma şansına sahibiz. İşte bu paket erişimleri bunu sağlıyor özetle arkadaşlar. Tabii bu basit bir örnek. Yani iki tane üç tane sayı toplamak için kimse paket yazmaz ama özellikle karmaşık işlemlerde, özellikle matris işlemlerinde bahsetmiştik. Denklem takımı çözme işleminde, integral, türev, birinci, ikinci türev neyse işlemlerde kesinlikle ve kesinlikle kullanmakta fayda var tabii ki. Evet, bir başka şey. Mesela burada da paket tr kodu tr-edu'daki util diye bir tane dizinimiz var. Bakın şu bizim asıl dizinimiz. Bakın paket bu dizin. Bunun anlamı ne? Tr'deki, edu'daki, kodaki, util'deki biz dosyaları biz kullanmak istiyoruz. Orada var olan programlar varsa işte bunları kullanmak istiyoruz diyoruz. Ama bu TR'nin başında eğer bu C'deki mesela yedekteyse şey C'deki belgelerimdeki netminsteyse ise oradaki baş kısmındaki şunun baş kısmında bakın şuraya yazılacak olan şuraya yazılacak olan mesela diyelim şuraya pet yazılacaksa şeye tamam mı? Veri gibi mi varsa şayet bakın şu kısmı da bu sefer nerede tanımlayacağız? Bu kısmı da gidip class path'te tanımlayacağız. Bu aklımızda olsun. Tekrar eski haline getireyim. Evet, public array list. Public array list niye array list? Bakın array list burada. Array list bakın nedir? Class da aynı isimli. Class da aynı isimli olduğu için bu kesinlikle ve kesinlikle bir constructor denir. Evet. Peki burada sıkıntı ne? Sıkıntı da şu. Bakın array list diye bir tane normalde bir liste yapabilirsiniz. Bir isim yapabilirsiniz, isim yazabilirsiniz. Ama ArrayList doğrudan Java'nın kendisi içinde bulunan bir tane yapıdır. Yapıdır. Yapı derken ArrayList Java'nın içinde tanımlanmış. Yani Java derleyicisini yazanlar demiş ki siz bir de oturup ArrayList'lerle uğraşmayın. Biz size ArrayList yazım şekli olarak bunu veriyoruz. Ha. Peki bunu niye bahsediyoruz? Şu açıdan. Aynı isimli klaslar varsa şey o zaman çakışma meydana gelebilir. ArrayList zaten Java'nın kendi içinde core'unda, çekirdeğinde tanımlı. Niye biz Java'yı yüklüyoruz çünkü değil mi? Java yüklerken bazı şeyler yükleniyor. İşte yüklerken kendi içinde olduğu için siz de bunu tekrar bir daha kullanmak isterseniz o zaman çakışma meydana geliyor. Çakışma yöntemleri var mı? Var tabii ki. Onu daha sonra ileride göreceğiz. O yüzden siz yazmış olduğunuz eğer bir metot, bir class ismi varsa şey bu class ismiyle tekrar bir daha class ismi verip kullanmaya kalkarsanız çakışır. Niye çakışır? Derleyici hangisini kullanacağını bilemez. O yüzden mutlaka bu isimlere dikkat etmek lazım. Mesela şu araya diyelim bir şu şekilde bir işaret bırakırsa tamam mı? Buraya da aynı şekilde 3 tane olsun. Yukarıdaki de 3 tane yapıyor. O zaman burada hiçbir sıkıntı meydana gelmeyecektir. Demiştik ya bir klas isimleri, değişken isimleri aklınıza ne gelirse herhangi bir isim tanımlarken tek kullanabileceğiniz özel karakter alt çizgi. Burada da aynı şekilde. Alt çizgi kullanarak buradan kurtulunabilir en basit anlamda. Evet devam edelim. Bakın şurada Java niye static void başlangıç array list eşittir new edu nokta edu nokta bakın tr'deki array list eşittir al gibi tamam mı? Bu da hata. Niye hata? Bakın çünkü array list derseniz array list Java'nın kendi core'unda tanımlıdır. Siz kendiniz yazsanız bile hiç önemli değil. Zaten kendi core'undaki her zaman için daha hızlı daha verimli çalışır. Bu sefer hangisini çalıştıracağını bilemez. Bilemediği için de hata verecektir. İşte bunu gidermek için de dediğimiz gibi mümkün olduğu kadar verilen isimlere dikkat edeceksiniz. Yok ben aynı isimle kullanmak istiyorum derseniz işte mesela atıyorum buradaki array'in i'yi küçültür mesela diyelim şu i'yi küçültür r'yi büyütür mesela gibi çeşitli işlemleri yapılabilir. Burada da aynı şekilde mesela i'yi küçültüp r'yi büyütmek gibi. O zaman bunlar tamamen farklı yapılar oldu. Biliyorsunuz Java şeydir. Case sensitive'dir. Yani büyük harf küçük harf duyarlıdır. Hangisini küçük büyük verirseniz de farklı olarak değerlendirilir arkadaşlar. Evet yine basit bir programda bakın paket tr'deki edu'daki koddaki gerekli. Bakın tr dizininde edu'de koda gerekli diye bir tane bizim dizinimiz var. Bakın şurada. Ben hemen bakınca şunu anlıyorum. Şöyle bir dizinimiz var.
Bu dizin içinde de benim çeşitli, burada içinde çeşitli kodlar var. Çeşitli Java, Class, bir sürü kodlarımız var. Bunun baş tarafında da bunun TR'nin nerede olduğunu gösteren C dizininde mi, D dizininde mi, E dizininde mi gösteren bir tane de bizim pet'imiz var. Evet. Bu pet'i de işte mesela şu şekilde yazabiliriz. Mesela C'deki denemedeki atıyorum yazalım diyelim. Yazalım. Bunun formatı bu şekilde aslında gerçeği. Bakın şu kısmı aldık. Bu slash'ı sola doğru yapın bu arada unutmadan tekrar aklıma gelmişken. C'deki denemedeki yazılım aslında nerede? Classpad'de tanımlanmış şekilde arkadaşlar. Evet, tekrar eskilerine getireyim. Evet. Bunun içinde ne var? Bir tane class diye bir tane robot tanımlamışız. Class. Class robotun içinde bakın şurada iki tane üç tane değişken var. Bu değişkenler, bakın class içindeki değişkenler. Class içindeki değişkenler kesinlikle ve kesinlikle global tanımlamalardır. Global tanımlama ne demektir? Int çalışma süresini bu class içindeki bütün her yerden kullanabilirsiniz. Yeter ki erişim belirleyicisini doğru verin. Public derseniz her yerden kullanabilirsiniz. Private derseniz bu class içinden kullanabilirsiniz. Başkaları kullanamaz. Ha, bir de ne var? Robot diye bir tane bizim metodumuz var. Bakın robot metodu aynı class'la isim olduğu için, class da aynı isimli olduğu için bunun adı da bir constructor'dır. Çalıştıralım. Peki burada bir de burada ne var? İşte TRD'de gerekli diye bir tane klasımız var. Burada bir tane klasımız var. Klas profesör. Public void kullan dedik. Ha, şimdi geldik buraya. Şimdi neyi kullanacağız? TRD'deki eldeki kodu gerekli. Burası neymiş? TRD'deki eldeki koddaki gerekli. Bakın. Burası bir paketimiz. Klas diye profesörümüz. Public void. Bakın robot. Robot. Append eşittir new. Robot dedik. Peki bu robotu nasıl anlayacak? Bakın aynı pakette olduğumuz için bakın aynı pakette oldu. TR'deki de kodu gerekli. Aynı pakette olduğumuz için bakın ne yaptı? Getirdik doğrudan robotu. Bakın robot klasından bir nesneyi türettik ve kullandık. Aynı paketteyiz. Aynı pakette olmamız bizim aynı şekilde de aynı paket içinde olduğumuz için bunları kullanabiliyoruz diyorduk zaten. Tamam mı? Evet, paketteki TR'deki peki paket eşittir. TR'deki de kodaki util bakın import TR'deki evdeki gerekli dedik. Public class asistan. Public class ana klasımız. Bakın public void araştır. Asistan araştır. Bakın asistan araştır diye metodu var. Bir de public void kullan diye bir tane bizim metodumuz var. Bakın burada da robot demişiz. Peki. Şimdi soru şu. Şimdi biz import dedik. TR'deki, edu'daki, kodaki gerekli yıldızları import et diyoruz. Fakat burada robotu verdiğimiz zaman robot da hata erişemez. Niye erişemez? Bakın. Normalde bizim klasımız bu. Bakın bu util ve gerekli util ve gereklilere eriş diyoruz. Baktık. Niye erişemiyor buraya? Niye erişemez? Çünkü bakın bu bizim ana klasımız. Ana klasımız için bakın buradaki TR'deki koddaki gerekli olan hepsini import et diyoruz ama bakın buradaki tanımlarken biz hepsini import etmedik. Hepsini import etmediğimiz için sadece tanımlama yaptığınız için tanımlama yaptığınız sizin erişiminizi engeller. O yüzden bu satırda robot opanda bir sefer hata verecektir. Bakın. Bir başka public class makine. Makinenin devir sayısı var. Bakın makinenin devir ağır. Public void değer atı, public çalış dedik. Bakın void çalışıyor nokta değer sayısı bakın çalış. Bakın bu kodları hepsini tek tek deneyip siz rahatlıkla şeyde nedir? Bu erişim meselesini halledebilirsiniz. Evet burada ne var mesela? Class makine diye bir tane klasımız var. Makine klasının içinde bir tane değer al diye bir tane metodumuz var. Değer al metodundan sonra değer ata diye metodumuz var ve çalış metodu bakın bunlara bağlı olarak çalışıyor. Heh. Şimdi geldik şuraya. Bakın. Değer ata dedik. Int diz devir sayısı eşittir. Değer çalış. Tamam. Şimdi devir sayısının değerini nereden aldı bakın? Değer atadan aldı bakın. Değerin 2000 int değer bakın bu çalıştırdığımız zaman değeri bir değer mesela 5 verdik bunu. Devir sayısı eşittir 5 oldu. Bakın devir sayısı şurada artık 5. Şimdi ne demektir? Biz bu devir sayısını artık kullanabiliriz demektir. Şimdi normalde bir klas içindeki değişkenlere biz o klas içinden erişebiliyorduk. Şimdi normalde bakın bu devir sayısının başlangıç değeri yok. Yani şöyle bir değer yazmamışız mesela yanında. Herhangi bir değer yok. Hiçbir şey yok burada. Bakın bu değer sonradan ben dahil ettim. Normalde şu şekilde. Peki ben bunu kullanabilir halde. Bakın şunu ben doğrudan çalıştırmaya kalksam. Der ki devir sayısının değeri yok. Bakın devir sayısı. O yüzden ne olacak peki? Önce bakın değer ata çalışacak. Değer ataya bir değer gelecek. Bu gelecek bakın değeri değiştirecek. Buradaki diz ifadesi. Ha diz ifadesi önemlidir. Hemen yazalım şuraya. Diz ifadesi bulunduğunuz klası gösterir. Bakın diz ifadesi. Bulunduğunuz klası gösterir. Bakın. Diz ifadesinin anlamı doğru. Diz. Bundan başka bir de bizim süper diye bir ifademiz olacak. Süper ifadesini de daha sonra göreceğiz. Süper.
Süper soru işareti. Diz ve süper ifadesi bizim için klasları gösterecektir. Diz ifadesi bulunduğunuz klası gösterir. Peki diz nokta devir sayısı ne demek? Bu klastaki devir sayısı. Bak bu klastaki devir sayısı ne yaptık? Mesela 5 yaptık. Sonra çalıştırdık. Buradaki bakın devir sayısı 5 oldu. Artık bu döngü artık 5 defa çalışacak ya da 10 defa çalışacak. Ama eğer bu değer atayı çalıştırmadan doğrudan bu çalıştırsaydık devir sayısının değeri olmadığı için burada bu sefer karşımıza bize ata verecekti. Evet. Devam edelim. Bakın public class ustabaşı diye bir tane metodumuz var. Makine M eşittir niye? Makine. Makinenin devir sayısı. Bakın int devir sayısıdır. M nokta devir sayısı. Baktık bu ne olacak peki? Makine türünde M eşittir niye? Makine. Makineye baktık. Makine nerede? Bakın şurada. Makine. Makinenin neyi var? Devir sayısı var. Peki buraya baktık. Bakın. Makine M eşittir. Niye makine dedi? Bakın burası neresi? Bizim public metodun için. Metodun içindeki bakın bu devir sayısını doğrudan gelip bu devir sayısını yerleştirmeye çalış. Oysa nedir bakın? Şurada bizim devir sayımızın herhangi bir değeri yok. M nokta devir sayısını buraya atmaya çalışıyoruz ama bizim herhangi bir devir sayımız yok. Niye yok? Demiştik ya ilk başta onun devir sayısının artırılabilmesi için ne olması lazım bakın devir sayısının? Değer atanın çalışması lazım bakın değer atı. Bir şöyle basit, şöyle bir dikkatli bir şekilde bakın. İlk başta bakın değer atanın çalışması lazım. Demiştik ya. Hadi tekrar geri gelelim. Şimdi bu devrin bunun değer atabilmesi için önce bunun çağrılması lazım. Bir değerle, sayısal bir değerle ki bu devir sayısı atansın. Bu çağırmadan biz mesela bu devir sayısını değiştiremiyoruz. Peki burada ne yaptık? Bakın devir sayısını doğrudan almaya çalışmıyor. Oysa devir sayısının şu an değeri yok. Önce buna değer atayacağız. Değerin atasını satalım. Bakın değer ata metoduyla. 6 değerini atadık. Ha, şimdi işte devir sayısını buradan alabiliriz. Devir sayısını aldığınız zaman gerçeğini göreceksiniz ki devir sayısının değerini 6 almış. Yani biz kodları yazmamız yeterli olmuyor. Kodları yazarken de bu kodları kullanım sırasına göre de dikkat etmek gerekiyor. Peki bir sonraki örnek. Bakın bu sefer private karşımıza çıktı. Private. Private neydi? Private olan değişkenlere, klaslara sadece ve sadece o klas içindeki değişkenler ve o klas içindeki metotlar erişebilir. O klastan türemiş olan metotlar, değişkenler erişemez. Private, özel, bize özel. Ne demek bu? Hemen bahsedelim. Bakın KV diye bir tane klasımız var şurada. KV klasının bir tane sipariş sayısı diye bir tane değişkeni var. Private olarak bir de private KV diye bunun bir şeyi var. Ne derler? Constructor var. Ve KV hazırla diye bir tane metodumuz var. Geldik public static KV sipariş int dedik. KV işte new KV dedik. New KV dedik. Aynı sınıf içinde kullanabilir. Kullanabilir. Peki KV nokta sipariş sayısı eşittir. Sayı KV'nin nokta sipariş sayısı ne bu? KV nokta sipariş. Burada ne yapacaktı mesela? Burada KV'den biz türettiğimiz için sipariş sayısını KV'den türemiş şekilde yaptığımız için burada kesinlikle ve kesinlikle hata verir. Şurası hatadır bakın. Küçük harfli kayla. Niye? Demiştik ya bu private olan değişkenleri sadece bu büyük kayla başlayan KV'deki global değişkenler ve metotlar erişebilir. Başka bir şekilde buna erişim söz konusu değildir. Burada çalıştırırsanız hatayla karşılaşacaksınız ki bakın burada main'de bakın. KV işte sipariş sayısı eşittir 5. Bunlar hep hatadır. Niye? Doğrudan erişime kapalıdır. Bunda erişim söz konusu değildir. Yani bu erişim belirleyicilerde public olanlara her yerden herkes ulaşabilir. Private olanlar ki bu ikisi en fazla yaygın kullanılandır. Private olanlara sadece ve sadece o klas içindeki değişkenler, o klas içindeki metotlar erişebilir. Private olan global değişkenlere siz sadece o klas içindeki metotlardan erişebilirsiniz. Başka şekilde erişim söz konusu değildir. Evet. Son iki slaytımız kaldı. Burada da aynı şey geçerli. Bakın ha, bu sefer de protected. Ha. Protect'ten biraz bahsetmiştik. Protected neydi arkadaşlar? Bir paketle ilgiliydi. Bir o paket ve o paketten türemiş olanlar erişebiliyordu. Başka şekilde kimse erişemiyordu protected olanlara. Bu slaydın en başında bahsettiğim private, friendly ve protected meselesine bir kabaca bir tekrar bakın. Hatta bu anlattıklarımı tekrar bir daha deneyin. Bundan sonra bu örnekler biraz daha kafanızda oluşacaktır. Bakın. Gelelim buraya. Public static kedi var. Hayvandan türemiş. Ha bu klas meselesi. Bu kalıtım meselesi. Bu örneği geçmek istiyorum. Biz kalıtımı zaten daha sonradan bir sonraki hafta tekrar bu kalıtımla ilgili örneklere değineceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bugün diğer konuya geçmeyi düşünüyordum ama biraz fazla olacak gibi. Sizin bu anlattığım paketle ilgili sorunuz var mıdır arkadaşlar? Sorularınızı alayım.